Öyle bir yere gelmemiz lazım ki biz insansız tankları da üretir hale gelmemiz lazım ve bunu da yapacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sözlerinden çok kısa bir süre sonra geldi ilk görüntüsü. İnsansız kara acının ilk prototipi yapıldı. Türk Sağlık Kuvvetleri'ne teslim edilmek için gün sayıyor. Kısa adı UKAP, yani uzaktan kumandalı atış platformu. Özel bir şirket tarafından tasarlandı. Amacı düşmanı bulmak ve yok etmek. UKAP'ın ilk görüntüsü Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın sosyal medya hesabında yayınlandı. Yine aynı platformda Türk Sağlık Kuvvetleri için 20 adet daha üretileceği bilgisi yer aldı. UKAP paletli, yani zorlu hava şartlarında tıpkı bir tank gibi hareket edebiliyor. En önemli özelliği ise insan faktörünün ortadan kaldırılması. Yani UKAP uzaktan kumandayla yönetiliyor. Tam 3 kilometrelik bir kontrol mesafesine sahip. İnsansız kara aracının elektrikli ve hibrit modelleri bulunuyor. Üstünde ise Aselsan'ın Sarp atış kulesi var. Makinalı tüfek veya otomatik bomba atar o kuleye takılabiliyor. Silah uzaktan kontrol ediliyor ve hedefini tam isabetle vuruyor. UKAP insansız araç keşif ve gözlem yapabiliyor. Mayın temizleme için de kullanılabiliyor. Ayrıca hareketli ve hareketsiz hedefleri anında etkisiz hale getiriyor. Ve UKAP'ın hareket süresi minimum 5 saat görev yapabiliyor. Saatteki hızı ise şimdilik 25 kilometre. Aynı anda 150 UKAP uzaktan kumandayla aynı hedefe yönlendirilebiliyor. UKAP yakın zamanda Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cinderes ve Afrin şehir merkezinde kullanılacak. Teröristleri